Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakna bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakna bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Hemimiz yakşı bilemiz ki Allah subhanahu ve teala bütün dünyanı İslam nuru bilen münavvar kılıçtan aldıngı cahiliyet payti de insaniyetinin hayatı izden çıkkan idi. Hemen arsa arkaya gitken, zulmetke kömürgen, hatalarga tolgen ve notoğru yorga düşken bir payti idi. Allah Ta'ala İslam'ın nur kılıp yubardı. İnsaniyatını cehalet vatkağıdan marifet kırgağıya alıp çıkış, doğru yolunu kürşetiş, hayatını güzel tarzda utkazıp iki dünyanın baktığı saadetine erişiş yolunu bayan kılıp veriş için şu dinini cari kıldı. İnsan hayatının berçe cevheleri katarı da insanın sağlığını saklaş, barasındaki meselelerde hem o'sha paytda barcha narsa teskarisiga aylangan edi. Insonlarni sog'lig'i baxshidir. Kohinlar, polchilar, munajjimlar, turli qalloblarni qo'liga topshirilgan edi. Sog'lik to'g'risida qayg'urish, bemorlarni bir yaxshiroq davolash ishlari umuman yo'qqa aylangan edi. Bemor bo'lish, kasal yo'liqishni Allohning g'azabiga uchrash deb qaralarida, ulardan nafrat qilinarida. Yevropalarda kasal bo'lganlarni oyog'idan sudrab oborib, cherkovni alohida xonasi bo'lardi, shunga tashlab qo'yardi. O'lguncha yotardi o'sha yerda. Qurt bosib ketardi. Ana Islom mana shu sohada ham insoniyat hayotini to'g'riladi. Eng go'zal shaklga keltirdi. Bunun için tıbbını işge salışını tavsiye kıldı. Tıbb degeni bir nesanı tüzeltiş, islah kılış, doğrulaş manasını anglet eder. İslam dini evvela insanın sağlığı, insanga belirledigen Allah'ın nimetlerinden, en uluğlarından biri ekerliğini bayan kıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam iki nimet var. Ko'pgina odamlar bu ne'matda aldanib qoladilar. Ularning biri sog'liq, ikkinchisi farog'lik, farog'at dedilar. Boshqa bir hadislarda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bandalariga bergan ne'matlar haqida so'roq savol qilganda bergan sog'lig'i ne'matini ham so'raydi. Men seni tani sihat qilib qo'ygan edim. Nima qilgansan bu bilan deydi degan hadislar keldi. Ya'ni insonlarga sog'liq ne'mat ekanligi, o'sha ne'matni qadriga yetish kerakligi, sog'liqqa putur yetkazmaslik borasidagi ta'limotlar berildi. Allohdan banda har xil narsalarni so'raydi, duo qiladi, iltijo qiladi. Rasul akram alayhisalatu vasallam o'zlari qilgan duolarida siz bilan biz ummatlariga o'rgatgan duolarida Alloh taolodan tanis haddekni so'rashni ta'lim berdilar. Ba'zi hadislarda baquvvat iymondan keyingi ikkinchi narsa sog'lik salomatlik ekanligi kelgan. So'rash bandadan. Allohdan so'raydigan bo'lsang, yaqin iymonni so'ra, ya'ni o'ta ishonchli iymonni so'ra,
ve sağlık selametlikini sorar deyildi. Ana adamlarga sağlığının ahamiyeti, ülken nimet ekenliği, daima Allah'tan onu sorab duruş zarur ekenliğine düşündürülgenden keyin, endi sağlıkını nima himoya qilish, bemorlikni oldini olish choralari ko'rildi. Juda ko'p narsalar buning uchun shariatda joriy qilindi. Misol uchun, hozir tabiblarning hammasi sog'liq asosan ifloslikdan kelib chiqishini aytiladi. Badanni iflos bo'lishi, turar joyini iflos bo'lishi, oziq-ovqat, oshxona, boshqalarni. Ana bizi dinimizda sağlıkını saklaş manası da paklik imandadır deb elan kılındı. Pakize buluş, imandan ekerliği elan kılındı. İnsanın bedenini pakize buluşu, kiyimini pakize buluşu, mekanını pakize buluşu, idiş tavağını pakize buluşu, hamması ibadet derecesi de kurtarıldı. Bizlerin barca hadis kitaplarımızda, barcha fiqh kitoblarimizda birinchi boshlang'ich bo'lim tahorat kitobi bo'ladi. Poklik kitobi. O'shanda insonning badani pok bo'lishi, kiyimi pok bo'lishi, ibodat qilar joyi pok bo'lishi, yashash joyi pok bo'lishi, oziq-ovqati va boshqalari pok bo'lishini ta'limoti beriladi. Bularni iymondan ajralmagan tarzda o'qitiladi. Poklik İmandandır, şiarı daim aldınca sürüledi. Şu bilen birge, bizi şeriatımızda insanın sağlığına zarar yetkizadigan barcha narsalar haram kılındı. Bizi dinimizde, nima mast qiluvchi içimliklerini içiş haram. Nima uchun? İnsanın sağlığına zarar yetadi. Nasha çekiş haram. Nima uchun? Sağlığını buzadı. Papiros çekiş haram. Nima uchun? Sağlığını buzadı. Milyonlar adamlar oluyor hazır papiros çekip. Şunu akıbat edin. Haram organ hayvanını göçtüğünü yiyiş, kanını içiş, tonguzunu göçtüğünü yiyiş. Koyun ki şeriatımızda neme haram olsa hamması sağlıkka zarar degan. Yemek, içmek manasındaki gepler. Hammasını şeriat haram kıldı. Nima uchun? İnsanın sağlığını saklaş uchun. İnsanın sağlığını saklaş kereyi bokkasa Allah özü farz kıyan ibadetlerini yengilletti. Hani hazır roza. Rozada bazı bir adamlarga ağır kereşi var. Misal için emizüklik ayarlarga. Hamledar ayarlarga. Sağlığına zarar yetedi, balasının sağlığına zarar yetedi. Şunun için sizler kereliler tutmaya koyuyorlar. Keyin balalarını köyden ezretken de balalarınızı koruyucu organizde kazakı veresiz. Hazır sağlığına zarar etmesin. Rozanı tutmaydı. Ana. İbadet, farz bugan narsani ham sağlıkını yüzesinden Allah-u Teala yengilleti yaptı. Kaza kılıçka ruhsatları yaptı. Ya ki başka taraftan yengilletiş halatları var. Bu ham İslam'ın sağlıkka bugan ahamiyetini kürsatılgan narsalardan saklanadı. Sağlıkka zarar yetişi akıbattan artıkça ibadet kılıçlarını hem nimada bizi dinimizde mank koyuldu. Her günü roza tutuş mümkünmez. Keçesi okulamazdan namaz okup çıkış mümkünmez. Okuyman degen keçenin üçten beri de kaganda okusu, kaganı bu arada okulasın. Şu her günü roza tutup keçesi namaz okuyman degen sahabalarını Resulullah çakırıvarıp sokkarlar. Sana ona kime, sana cesedinde, sana cesedinde, cesedinin sende hakkı var. Uzayın, taneyini, kıynaşki hakkın yok sana artıkça. Degenler. Bu ham sağlığını himaya kılış, barasındaki çare tedbirlerden hesaplanadı. Hazır hükümde tıp ulamalarından kesellikke çelenişlerine bugün hükümde en asasi sebeplerden biri ne mi deyilse hareketsizlik deyildi. Yakında biz saytımızda tıp kadınları bulan bir tıp İslam'ın saytında şuna kadar bugünkü zamanlı tıbbiyat doğrusu da davra sohbeti otkızdık.
Şunda ularga şu savol berildi. Aşılar birinci narsa harakatsizlik dedi. Yani kam harakatlik adamın bemor bo'lishiga olib kelar ekan. İslam dini ise harakat dinidir. Hamma narsada harakat kerak. Mana hozir roza tutyapmiz, roza nimadan iborat? Harakatdan iborat. Kechasi uxlab yotib roza niyat qilib qo'ydim desa bo'lmaydi, turish kerak. Harakat qilish kerak, tahorat qilish kerak, yuzini yuvish kerak, saharlik tayyorlash kerak, uni yeyish kerak. Harakat. Ertalab turib yana yursin, tursin, iftor. Ana endi kunduzi biroz charchab qolmaydigan bo'lsa, mana endi 20 harakat namoz o'qib harakat qilsin. Ana sizga badan tarbiya. Namoz turgan bitgani harakat. Turgan bitgani harakat namoz. Ertalabdan turib, tahorat qilib, kiyinib, bismillah deb masjidga yurib borib, jamoatni o'qib, yana qaytib. O'sha tabiblar shunaqa deydi, mana yurak kasalliklari asosan harakatsizlik ham bo'ladi. Yo'q, mana aytdim. Bu yog'ini ham aytinglar, harakatsizlikdan kasal bo'ladi. Kasallarga nima nasihat qilasizlar? Har kuni 5 kilometr piyoda yur deyapsizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Shu 5 vaqt namozga borib kel degani. Uydan masjidga borguncha yarim kilometr, qaytib kelguncha yarim kilometr. 5 marta. Shuni qilgan odam inshaalloh yurak kasal bo'lmaydi. Haj bo'lsa harakatning yuqori nuqtasi. Zakot ham harakat, pul topish harakat. Uni chiqarib, izlab topib haqdorini berish hammasi harakat. Ana sizga sog'liq. Dinning hammasi sog'liq. Sog'liqning asosiy omillaridan biri shaxsiy gigiyena qoidalari deydi. Shaxsiy ozodalik qoidalari. Bizda bu juda yuqori tarzda yo'lga qo'yilgan. Tirnoqlarni olishmidi, harom mo'ylarni qirishmidi, vaqtida yuvinishmidi, hammasi ibodat, vojib, sunnat man darajasiga ko'tarib qo'yilgan bu. Boshqalarning ko'pi shundan dardman bo'lishyapti. Dardga chalinishyapti. Alhamdulillah biz musulmonlar bundan forig'imiz. Va shunga o'xshash dinimiz bizga joriy qilgan ibodatlar, amallar ko'pi sog'lig'imizni saqlashga, yaxshi bir holatga olib borishga qarash kerak. Ko'proq deydi odamlarni nima og'zidan bo'ladi kasal, tishidan. İnsoniyat tarixida birinchi marta tish tozalashni yo'lga qo'ygan zot Muhammad alayhisolatu vasallam. Misvoq qilishni shu kishi joriy qilganlar Allohning payg'ambari olaroq. Ungacha o'ri insoniyat tish tozalash degan gapni bilmagan. Buni bugungi kunga g'ayri dinlar ham aytayapti. Tish tabiblari g'ayri din, o'zi dinmada yo'q. Bizga kelgan xabarga ko'raganda birinchi marta tishga ahamiyat bergan musulmonlarning payg'ambari Muhammad ekan deyishyapti hozir. Yozishyapti shuni. Ana unga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Ana undan keyin yana sog'liqqa demak zarar yetadigan nima yeki bo'lsa, bizning dinimizda uni man qilingan, harom qilingan, to'xtatilgan. U yemoq ichmoqda bo'ladimi, kiyinishda bo'ladimi, ha? Yoki ovqatlanishda bo'ladimi? Mana ovqatlanish odoblari eng go'zal odob bizda. Eng sog'liqqa yordam beradigan odob. Bularning hammasi insonning sog'lig'i uchun Allohning dinida yo'lga qo'yilgan amallar hisoblanadi. Yana buni qancha aytsak shuncha oz. Endi aytaylik, ularni qilib mu'min musulmonlar hammasi sog'-salomat yursin iloyo. Lekin issiq jon ekan bo'ladi. Bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam u odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qandoq tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek bemorlik Allohning nima? G'azabi, qahri deb tushuniladi. Bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Qochadi. Yaqiniga borsak bizga ham bir balosi urib qoladi deydi. Bizda-chi? Yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida
yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Betavfiq bo'lsa, nobakor bo'lsa, kufrda yurgan bo'lsa, isyonda yurgan bo'lsa, bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi. Sen buna kadar yürü olmaysan, bana bemar buldun, keçe yürüdün, bugün yürü olmayı kaldın. Seni yaratken halakini tanıgın, ibadetine yürgün degen agahlantırış buladı. Şeriyetke amar kutturup, ibadetini kılıp, hamma yokunu cahibe koyup durup bemar bulan adam, demek o şu bemarlık onun için Allah'ın rahmeti buladı. Bemarlığını sokması gerek, Allah'dan şifa torap, dua kılış gerek. Ve günahlarımda mağfiret bulsun degen niyet kılış gerek ve körgeni borgarlar hem bana şu derselerde amal kılışları gerek. Şu bilen birge ana o şey bemarlıkta sabır hem kılış gerek. Bu manada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ayetlediler ki اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْسَلُ فَاَمْسَلُ Allah'ını en şiddetli belasıya uçuraydıgan zatlar, peygamberlerdir. Ondan keyin onların derecesinden paslağı, yana derecesinden paslağı. Peygamberler aleyhissalatü vesselam kasar bozular, cüda kattı bulardılar. Ayşe anamız rahimleri kepkitarıldı. İstimaları çıkanından, küyüb yangellerinden, başkalarından. Ayşe istima bilen inşallah günahlar yanıp getirdi. İnsan paklanadı degen niyet kılınlardı. Şu bilen birge, indi o şu keserini davalaşke mumun Müslüman adam hareket kıladı. Tıp ilmi asasıyla davalanadı. Dava istedi. Bizi dinimizde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler ki Allah dertini düşürgen bosa davasını hem düşürgen davanı izleyler de geller. Kaçan ki dava dertke tokunatsa onu bağlıp geledi, insan sağlam bulan. Bunga o'xshagan hadislar nihoyatda ko'p. Doim dardga davo izlash kerak tib orqali. Ana undaqa buzg'unchilar orqali emas. Tib orqali davo izlash kerak, davo topiladi inshaalloh. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam ta'kidlab aytilganlarni o'limdan boshqa narsaning davosi bor. Shuning uchun musulmon tabiblar dunyoni davoga to'ldirishni tashlashgan. Hadiste var davası topuladı deyip tüm meyi izleşe vurgan topuşken hemen. Topuşken. Şu bilen birge, o şey Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine, dinimiz talimatlarına amel kılıp, bimar bulgan mumun Müslümanlar, bimarlıkke sabır kılgen kılıçta, cahan mislini körmegen, güzel namunelerini kursatkarlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine amal kılıp, özüge yetken bimarlıkke sabır kırış. İnsaniyet hali bunun yüzünü kurmayan. Vaktimiz kıskalığı için ben bitti misal getiremem. Sahabe-i kiramlardan İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anhu bimar bulup kaldılar. Bimar bugün de hem ağır bimar buldular. Ornudan turup oturuş kabiliyeti hem yok idi. Oturalması da hem. Fakat Osmanlı'ya karab hurmadan tokulgan yatakta yatıştan başka ilacı yok idi. Hacetini kılıç için hem o şu yatağının ortasından teşip maslama kılıngan idi. Başka ilacı yok. Şundak o şu yatakka kadalıp Osmanlı'ya karab kımırlamaya yatarlar. Kaç yıl yattı bilesiler mi? Bir yıl mı? On yıl mı? Yigirme yıl mı? Yigirme beş yıl mı? Yok, 30 yıl. 30 yıl. Bir armatı ah demediler. Allah'a şükür dediler. Bir mutarraf degen insan ukası bilen ukuşunu körgeni kirişti. Bemarının halini körüp eleki mutarrafını ukası yığladı. Yoksa kattık yığladı. Şunda bemar İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu yığlama. Demek ki yığlıysan? Dediler. Dedi sizi halinizi görüp şuna kabul edin mi? Dedi yığlayıp ben dedi. Bana karar. Allah'a ne mahbub olsa bana şu mahbub dedi.
Ya'ni Alloh menga shuni ravo ko'ribdimi? Shu menga yaxshi. Boshqa narsaning keragi yo'q menga dedi. Allohga nima mahbub bo'lsa, menga shu mahbubdir, sen yig'lama dedilar. Haligi odamni ko'nglini ko'tarishdi, menga qara, bu yoqqa kel. Yaqinimga kel. Men senga bir gap aytaman. Ammo men o'lgunimcha hech kimga aytmaysan, sarsur. Bir gapim bor senga aytaman, sharti shuki o'lgunimcha birovga aytmaysan. Menga kelib farishtalar salom beradi. Men ularni salomiga alik olaman. Suhbatlashib uns ulfat topaman dedilar. Ko'rdingizmi? 30 yil kasal bo'lib bir marta oh demagan insonni sharafiga Alloh taolo farishtalarni yuborib salom beradigan qilib qo'ydi. Shuning uchun Imron ibn Husayn desa farishtalar salom beradigan sahoba deb keladi hamma kitoblarda. Boshqa sahobalar, boshqa farishtalar, boshqa sahobalarga salom berganligi to'g'risida biz ma'lumotimiz yo'q. Ana bemorlikka sabr qilish, Allohning qazo-i qadariga taslim bo'lish, Alloh nimani ravo ko'rsa, shuni yaxshi ko'rish holati Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ni har kuni kelib farishtalar salom beradigan kishi darajasini ko'tardi. Mana bu holatlar hammamizga o'rnak bo'lishlari kerak. Ana biz o'tgan suhbatlarimizda bo'lgan bo'lmagan har xil davolarni rasoyi raddi balo narsa ekanligini gapirdik. Mana bugun bizning dinimiz tib asosida davolanishni va bemor bo'lgan odamni odoblari qanday bo'lishi kerakligini qisqa, o'ta qisqa tarzda bayonini qildik. Mana shu haqiqatlar yodimizda turishi kerak. Bularni batafsilroq o'rganishimiz kerak. O'zimiz, oilamiz, tanish bilishlarimiz, jamiyatimizga tushuntirib, mana shu islomiy odoblar, islomiy ma'rifatlar asosida yashab borsak inshaalloh hammasi xayr baraka bo'ladi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ga o'xshagan fazillarga ega bo'lish imkoni bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi sog'-salomat, tinch omon bo'lishimizni nasib etsin. Bergan sog'lik ne'matiga shukr keltirishimizni nasib etsin. Doimo xayr barakada bardavom bo'lib, turli bid'at xurofatlardan yiroqda bo'lib, shariatimiz ko'rsatmalari asosida barcha ishlarimizni to'g'rilab borishimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizni diyorimizdan o'tgan azizlarimizni barchalarini, ushbu dahadan o'tgan mu'min musulmon bandalaringni, bu masjidni qurib o'tganlar, unda imom bo'lib, rahbar bo'lib, ibodat qilib o'tganlar, hozirda ishlab turganlaridan o'tganlari, bugungi kechada o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan barcha azizlarini bahramand aylagin. Alarını gariki rahmet, çayisteyi cennet kılgın, kabirlerini münavvar eyleb, ahiretlerini abad kılgın. Allah Kur'an-ı Kerim'ni bizlerinin berçemizde bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi buluşunu nasip etkin. Büyük Ramazan ayının gündüzleri de niyet bilen tutuyetken rozelerimizni hem dergahinde kabul eyleb,
acır savaplarını köpeytirip bergen ve kıyamet gününde barçamızga şefaatçi kılgen kolumuzdan tutup rayyan eşikiden yetekleyip cennetke alıp girişini nasip etken. Allah büyük Ramazan ayını şerefatiden bu ayda kılıyatken barça ibadetlerimiz, amel-i salihlerimizin acrını, sevabını köpeytirip vergen. Halkımız, elimiz, yurtumuz, barçamızın başımızdan rahmetini yağdırgın, mağfiretini yağdırgın, berekatini yağdırgın. Barça işlerimizin ongiden gelişini, asan, ravan buluşunu nasip etken. Kesifkardaki azizlerimizin kesiflerine, karlarına bereke vergen. Dasturhanlarının tökün saçın kılgın, durmuşlarını feravan kılgın, özlerini vergen nimetlerine şükürünü önüne koyup, ibadetinde sabit kadem buluşlarını, sırat-ı müstakimde berkarar buluşlarını, o zihnin razılığını tapıp, iki dünyanın bahtiga, saadetiga müyesser buluşlarını nasip etken. Allah, halkımızın içinde bimarlarımız var, onlarını dertlerine şifayı kamil vergen, müşkülü varlarını müşkülünü asan eylegin, misafirin varlarını misafirini hazır eylegin, hacetin varlarını hacetini rava kılgın, befarzanlarına koşa koşa farzanlarını bergin, karzı varlarının karzını uzuşta yardımcı bergin, ilim tarafındaki farzanlarımızga ilmi ladun, ilmi rabbani bergin, hammalarını ilimlerden bahraman buluşunu nasip etken. Parvardigar, özünden yol barıp sarayımız, üçbu masjidini üçlep durgan azizlerimiz, muhterem imam damlamız, bu kişinin naibleri, mütevalileri, masjid hay'ati azaları, masjidini kavimleri ve üçbu hatimini teşkil kılıçta iştirak etken barca azizlerimizge bu ulu işleri üçün aziz sevaplarını köpeytirip bergen. Bularını ailevin azaları bilen sağ selamat dinç aman kırgın. Daima şunge oşaş dinimiz, halkımız üçün uluğ uluğ işlerini kılıp varıp, dualarımızı alıp, sağ selamat dinç aman bol işlerini nasip etken. Büyük Ramazan ayını geçeleri de, Kelamin Kur'an-ı Kerim'ne, halkımızga güzel tarzda hatim bir kılıp veretken karı damlamızı hepsi himayende esvergen. Sağ selamat dinç aman kırgın, zihinlerini yine hem utkör, hafızalarını yine hem bakuvat kırgın. Uzak davrlar devamında Kur'an nurunu el, yurt, halk içinde taratıp barışlardı da uzun yardımcı borgen. Bu kişinin tuhukatta kırgın ata anelerine, okudup karı kırgın üstazlarına izzet tacını kigizgen. Pervardigara şu karı damlaga oşaş karılarımızın sanını, sıfatını yine hem ziyade borışını nasip etgen. Üçbu cemaatta kol uzatıp dua kuturgan azizlerimizin soraydıgan soruları var, sorularından afzalını bergen. Tileydigan tilekleri var, tileklerden yaksısını bergen. Kırmakçı bergen duaları var, dualarını alasını ata kılgın. Yani Ramazanlarga sağ salamat dinçaman kılıp, bundan hem berkerib olup, bundan hem közel tavırsızda bir gerekte ibadetinde berdavan buluşumuzda uzun yardımcı bergen. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.